Merhaba güzel yurdumun güzel insanları, merhaba dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet arkadaşlar, yeni bir gündemle, bomba haberlerle karşınızdayız. Çaylarımız hazır mı kardeş? Şöyle bir koltuğa yaslan. Yaslan, bir göreyim seni. Şimdi sağa sola oynamak yok. Am burada beğen. Beğen videoyu kardeş, bir hayırın olsun ya. Bir faydan olsun ya bir kanalımıza. Paylaşıyorsun kardeşim Facebook'ta, Twitter'da, orada burada. Ha şöyle, şimdi rahat rahat haberlere geçiyoruz. Haberler gelsin. Bu gelen Muhammedilerin ordusu, o yüzden kahpe İsrail'in korkusu. Efendim, Gazze-Filistin kavgasına AKP gençlik kolları da müdahil oldu. Türkiye genelinde Starbucks'lara gitmişler, Filistin askılarıyla oturma eylemi yapmışlar. Bir saat, iki saat oturmuşlar. Sonra kalkıp evlerine dağılmışlar arkadaşlar. Böylelikle vicdansız vicdanlarını, altını çiziyorum, vicdansız vicdanlarını rahatlattıklarını düşünmüşler. Kendi ülkesinde çoluğa çocuğa yapılan zulümler ortadayken, kendi ülkesinde kanser hastalarına yapılanlar ortadayken, kendi ülkesinde kadın, karı, kız, çoluk, çocuk, adam, yaşlı demeden teyzelerin, ninelerin cezaevine atılmasından tut da ağaç kabuğu yesinler muamelesi ortadayken, gıklarını çıkartmayanlar, seslerini çıkartmayanlar Filistin'deki çocuklar için vicdansız vicdanlarıyla hareket ediyor, sözde bizi ikna etmeye çalışıyorlar. İkna olmadım. İkna olmayacağım da. Tamam. Çünkü siz iki yüzlüsünüz. Kendi insanın zulüm görüyor. Kendi insanın. Gıkını çıkartmıyorsun. Çünkü zulmeden sende. Tamam? Zulmeden senden olunca gıkını çıkartmıyorsun. Ya. Ama iş Filistin İsrail'e geldiği zaman benim kutsal topraklarım. Oradaki Filistinli kardeşlerim. Ya. Kutsal topraklar. Diyarbakır'da, orada, burada. Ne yapmış? Adam McDonald's'a saldırmışlar. Starbucks'ları mı, McDonald's'ları mı ne, yağmalıyorlar. Camlarını, mamlarını indirmişler aşağı. Niye? Abi İsrail'e tepkimizi gösterdik, Amerika'ya tepkimizi gösterdik. Ya orada çalışanlar sizin insanlarınız. Oradan ekmek yiyorlar. Adamlar sinirlense, kızsa, başlarım lan böyle bir işe dese, Türkiye'den çekiliyoruz dese, orada çalışan insanlar işsiz kalacaklar. Tamam mı? Bak, bir şey yaparken elinizin kolunuzun bağlı olduğunu, tamam mı? Sizin nasıl bir ülke olduğunuzu unutuyorsunuz. Sizin eliniz kolunuz bağlı oğlum. Siz işsizlik oranı Avrupa'da, tamam mı, sayılı ülkeler haline gelmişsiniz. 2-3 tane iş bulan, orada burada çalışan işçiniz var, insanınız var. Onlara da bu muameleleri yaparak adamları ülkeden kaçırtalım da onlar da işsiz kalsın derdindesiniz. Yapmayın böyle şeyler. Ne oldu? McDonald's'a gittiniz, camlarını kırdınız. Allahu Akbar deyip camına vuruyor. Allah'ın diyor ki cihat. Allah'ın diyor ki gel diyor. Cihat et diyor. O elindeki baltayı gideceksin, İsrail askerine vuracaksın. Varsa. Götün varsa gideceksin, vuracaksın. Ama yemez. Sizde o göt yok. Nerede? Sen gidersin, suçsuz, günahsız, masum kim varsa ona saldırırsın. Onun mekanını gasp edersin. Alışmışsınız siz. Siyasal İslam'ın altyapısı zaten böyle bir altyapı olduğu için alışmışsınız siz. Ya. Hey yavrum hey. Kime ne anlatıyoruz? Gitmiş. Cumhuriyet'in 100. yılı. Anıtkabir'e Erdoğan gitmiş. Anıtkabir'de bir grup ne ediyor belirsizi getirmişler oraya. Her yer Tayyip, her yer Erdoğan diye bağırıyorlar. Bir dakikalık short videosu paylaşmıştım arkadaşlar. Bu videonun peşini izleyebilirsiniz. Şimdi dönüp şu soruyu sormak lazım. Siz kimin huzurundasınız? Senin o dünya lideri dediğin, her yer Tayyip, her yer Erdoğan dediğin o lider kimin huzurunda el pençe divanda duruyor? Kime saygı duruşu gösteriyor? Gençlik, gençlik,
demek ki dünya lideri, senin dünya lideri dediğin adamın da gelip önünde el pençe divanda saygı duruşunda durduğu adamdır. Bitmiştir iş. Sen önce oradan bağır. Bağırabildiğin kadar. Sonra da AKP gençlik kollarına git, sana makarna versinler. Bir de yarım ekmek ciğer. Oğlum et pahalı lan. Yani o kadar kaliteli bir kitlede değilsiniz ki. Yani bir kuzu kesek kavurma yapak. Önce et pahalı ciğer. Sakatat makatat at. Onlar da pahalı da neyse hadi ha. Sevaptır. Verelim yiyin. Zukkumlanın. Evlerinize dağılın. Olay bu kardeşim. Olay bu. Olay bu. Ve o videonun sonunu şöyle bitiriyordum arkadaşlar. Size Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın bir sözüyle veda ediyorum. Aptal olmayın. Aptal olmayın. Tamam? Tabii dün biz bu videoyu paylaştık. Videonun altında bir ablamız, biraz ağzı bozuk, kapalı bir ablamız, ağzı bozuk, bayağı bir kapalı bir ablamız. İşte önce Türkiye'den başlamaları gerekiyormuş temizliğe. Ondan bahsediyor. Ben de ona bir cevap verdim. Dedim madem Türkiye'den başlayacaksın önce Suriyelileri, Afganları temizle. Tamam, madem böyle bir niyetiniz var sizin. Bu kadar asıl kesiyorsunuz. Buradan başla. Mescid-i Aksa'cıymış kendisi. Kudüs Mudüs, kutsal topraklar. Ağlıyor, zırlıyor. Böyle değişik videoları var. İki hesap kullanıyor. Diğer hesabı çakma. Çakma hesaptan yazıyor. Biz salağız. Zannediyor ki anlamıyoruz kimin ne olduğunu. Yavrum bey. Yavrum sen bana yazı yazmaya başladığın andan itibaren senin ne bok olduğun hepsi benim önüme dökülür. Tamam? Benim önüme dökülür. Biz boşuna avukatlarla çalışmıyoruz. Ya. Neyse. Yazmış. Gideceğiz. İşte Filistin'e gideceğiz. Orada Kudüs kutsal topraklarmış. Orada Türk askeri olarak mücadele edeceğiz falan. Niye Türk askeri gidiyor? Sen git. Ben de giderim. Tamam git. Git kardeşim, bak kamyoncunun bir tanesi binmiş gitmiş. Binin gidin işte, siz de otobüslere doluşun gidin. Gidin oğlum. Tutan mı var? Ancak konuşun. Asker gitsin. Niye asker gitsin? Ölsün. Şehit olsun. Bizim çok düşmanımız var. Bak bahane de bu. Bu siyasal İslamcılarda, bu dar dinlilerde. Tamam mı? Bahane de bu. Bizim çok düşmanımız olduğu için biz şehit veririz. Ulan küfretmemek için kendimi zor tutuyorum. Suriye'de Putin gidip önünde 2 dakika ayakta bekleyen dünya liderinin, o Putin senin askerini Suriye'de 40 tane, sözde 40. Bir gün gerçekleri öğreneceksiniz. 40 tane askerini bir bombayla şehit etmişti. Siz o fotoğrafları görmediniz. Görseydiniz 2 gün 3 gün yemek yiyemezdiniz. Tamam? Askerlerinizin parçalanmış cesetlerini traktörün arkasına koyup getirip sınırınıza attılar. Adamı çıldırtma. Öyle evinde oturup 2 bulaşık yıkayıp götünü yanına çevirip çayını içerken Mehmetçik Gazze'ye gittin. İnşallah bu Mehmetçik Gazze'ye gitsin diyenlerin çoluğu çocuğu gider de orada bir bombalar üstlerine bir düşer. O zaman görürüm ben onların Mehmetçik Gazze'ye gitsin laflarını. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Gerçekleri görmüyorsunuz. Hatay Devlet Hastanesi, o sınırdaki hastanelerde çalışan takipçilerimizin göndermiş olduğu fotoğraflar. Bir tanesini paylaşamadık. Paylaşamadık bir tanesini. Çünkü paylaşılacak fotoğraflar değildi. Tamam? Hani Mehmetçik ya, demirden yapılmış. Değil mi? Mehmetçik. Götü açıyor TRT'yi, Genç Osman'ı izliyor. He, alıyor eline tencereyi, tavayı vur vur. Gerçek hayatı bundan ibaret zannediyor. Kılıç yok, kalkan yok. Gerçek hayatta bombalar var. Atar bombayı, paramparça eder askerini. Geriye sadece gözü yaşlı ana, gözü yaşlı baba kalır. Baba ağlayamaz. İçine atar, 2 gün 3 gün sonra da kanserden ölür gider. Öyle ötün ötün durun. Göt laleleri. Ondan sonra bana diyorsunuz ki abi niye küfür ediyorsun? Niye no? Ya nasıl küfür etmeyeyim kardeşim? Nasıl küfür etmeyeyim ya? Bu kadar kendi askerini bu kadar şehit etmek için 4 gözle savaşı bekleyen bir millet yok oğlum, yok. Bu millet, ya bu milletin aklı maklı gitmiş ha. Vallahi billahi ya. Mehmetçik Gazze'ye gitsin diyen bu kaç kişiyse bunların ben aklından şüphe ederim ya. Oğlum gözünüzün önünde ya, yaşandı her şey ya.
Bugün kanka dediğin o Putin senin askerlerini yerle bir etti orada ya. Bir tane bomba attı ya, bir tane bomba. Dünya lideri diye peşinden gittiğin adam gitti, 2 dakika önünde bekledi ya. Putin'i ya, bunları ne çabuk unuttunuz oğlum, balık hafızalılar. Sonra da teşekkür etti Putin'e ya. 40 tane askeri şehit olmuş gitti, teşekkür etti ya bizi kabul ettin diye ya. Benim bacım evinde oturmuş bulaşıkları yıkarken Mehmetçik gazeteye gitsin. Vatanı evindeki bulaşığı yıkarken savunuyor. Buyurun gidin. Diyene bu sefer de sana ne oluyor ki? Giden Mehmetçik. Siz zaten hainsiniz. Senin kafanda Yahudi, bu Yahudi şapkası, bir Yahudi şapkası var. Zaten senin ne milletten olduğun belli değil. Ulan onun bunun çocuğu. Kafamda Yahudi şapkası var. Mehmetçik ölmesin diye ben haber yapıyorum. He? Sen de götünde don yok. Kalkmış Mehmetçik Gazze'ye gitsin ölsün diye götünü yırtıyorsun. He? Ondan sonra da bana diyorsun ki vay efendim sen şusun sen busun. Ben her şeyim kardeşim. Ben her şeyim. Bitti. Bu kadar. Rahatsız olan Squirtle, Wurtle, Balbazar, Pikachu. Elektrik yok. Şimdi arkadaşlar cumartesi pazar Türkiye'de piyasalar kapalı. Peki soruyoruz. Bu zamana kadar cumartesi pazar dolar düşmemiş. Nasıl oldu da bir anda dolar pazar günü yani dün 28 liradan 24 liraya düştü. 2 veya 3 saat 24 lirada kaldıktan sonra 12 itibariyle tekrardan 28 liraya çıktı dolar arkadaşlar. Ve bu 2-3 saatlik dilimde Twitter'da orada burada reis doları 24'e düşürdü diye sevinenlerden tutun da bakın Lozan bitti dolar düştü diye sevinen geri zekalılara varıncaya kadar bir sürü insan tweet attı. Herkes panikledi. Burada bu doların 28 liradan 24 liraya düşmesini yarın biz bu haberi çektiğimizde bilmiyorum sabah erken saatlerinde veririz vermeyiz duruma göre değişir. Şöyle bir açıklama gelecektir Mehmet Şimşek ve avanesinden. Arkadaşlar Google'da bir problem oldu. Sistem hatasından dolayı 28 liralık doları 24 lira gösterdi diyebilirler. Peki diyelim ki Google'da bir hata oldu. 28 liralık doları 24 lira gösterdi. Niye peki Euro'yu göstermedi? Euro'yu neden göstermedi arkadaşlar? 29 liralık Euro'yu hala 29 lirada duruyordu. İngiliz sterlini neden göstermedi? Veya diğer para birimlerini göstermedi de neden doları 28 liradan 24 liraya bir anda düşürdü? Google madem Google'da hata varsa herkese var. Mesela dün YouTube'da canlı yayınlarda problem vardı. YouTube'da dün akşam canlı yayın yapanların çoğusunda yayınlarda donma vardı mesela. Ama hepsinde problem vardı. Hepsinde mesela. Şimdi burada nasıl sadece dolarda problem var? Koca Google Euro'yu düşürmüyor. İngiliz sterlini düşürmüyor ama doları düşürüyor. Burada şeytanın avukatlığını yapalım. Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Acaba gece, pazar o saatlerde kim dolar aldı, kim dolar sattı? Dolar 28 liradan 24 liraya düşmeden önce satanlar var mı? Bunun açıklanması lazım. Düştükten sonra alanlar var mı? Bunun açıklanması lazım. Şimdi doların 24 lira olduğunu görenler bir anda hemen alalım abi diye internete girdiler. Sistem kapalı, alamıyorlar. Ama bu sistem herkese mi kapalı? Yoksa birilerine yakın olanlar bu sisteme girip bu paraları alabiliyor mu orasını bilmiyoruz. Geçen de dolar düştüğünde kimin sattığını, kimin aldığını sorduğunda muhalefet cevap vermemişlerdi. Burada böyle bir oyun mu var? Arkadaşlar, burada böyle bir oyun mu var? Yani burada büyük bir vurgundan şüpheleniyoruz. Herkes şüpheleniyor. Sosyal medyada duymuş olduğum, okumuş olduğum yazılarda gece gece büyük bir vurgun yaptılar. Herkes Cumhuriyet'in 100. yılını kutlarken diyorlar. Gelelim diğer mevzuya. Acaba şimdi 2 sene önce bu Nebati banka müdürleriyle görüştüğünde arkadaşlar cuma günü mü cumartesi günü? Cumartesi günü görüşmüştü. Cumartesi günü görüştüğünde 2 sene önce ben videomda aynen şunu söylemiştim. Hatta bu sözümden dolayı da yargılandım arkadaşlar.
mahkemem vardı. Nebati gibi bir bakan cumartesi hafta sonunu eğer bu işlere ayırıyorsa bu işte bir bit yeniği vardır. Pazartesi dolara dikkat edin demiştim arkadaşlar. Hatta bana bazı arkadaşlar şey yazmış, abi senin sözünü dinledim doları bozdum. Allah razı olsun kar ettim diyenler de vardı. Bunun yanı sıra tabii ben bildiğimden değil. Sadece bir bakanın cumartesi günü banka müdürleriyle toplantı yapması, yani bizim gibi ekonomiden anlamayan, doğru düzgün bilmeyen birisinin bile şüphelenmesine sebep olur. Şimdi bakıyorum burada pazar günü abi 28 liradan bir anda gece akşam 8-9 civarı şak bir baktık dolar 24'e düştü. Euro düşmedi. Sterlin düşmedi. Diğer para birimlerinde problem yok. Ama bir tek dolar düştü. Birileri alsın diye mi yapıldı bu? Sistem açıldı. Yoksa böyle bir plan vardı. Dolar 28'den 24'e düşecekti. Yanlışlıkla mı düşürüldü? Sormak lazım. Acaba yanlışlıkla mı düşürüldü? Aslında pazartesi yapılmak istenen proje bir anda pazar günü mü yapıldı? Sormak lazım. Bunların hepsini soruyoruz arkadaşlar. Bunlar doğrudur değildir. Biz orasında değiliz. Ben sadece soruyorum. Kafamı kullanıyorum, soruyorum. Çünkü yaşadığın ülkede son 3 senede gördüklerin, yani acaba dedi. Demirler camiasından, bizim camiadan eskimeyen eskiler. Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil biliyorsunuz TikTok'a düştüler. TikTok'ta canlı yayın yapıyorlar. Beraber canlı yayın yapmışlar. Canlı yayın sırasında Mehmet Ali Erbil'in sahte gözyaşları, hüngür hüngür ağlayışı yüreğimi dağladı. Mehmet Ali gibi birisinin bile o gözyaşlarını görünce içten içe kendi kendimi sorguladım. Dedim ulan koskoca Memo'yu ne hale getirdi bu hayat? Kim bilir? Bize ne sürprizler hazırlıyor? Sebebi de Serdar Ortaç'ın bir şarkısı varmış. Bilsem ki gözyaşın hiç dinmeyecek. İşte bu parçayı çok seviyormuş Memo. Hatta Bursa'da mı bir yerde okuduğu zaman ayağa kalkmış, gözyaşlarını tutamamış falan, bayağı bir alkışlamış. Bu parça için ağlıyor. Neydi benim şarkım Bursa'da söyledin ya? Ay dur unuttum. Bilsem ama... ki, bilsem ki. Nasıl ayağa kalktın ya? Bir şey oturdun oturdun bilsem ki'ye kadar. Yok bugün. Hey. Mehmet. Hey babam. Ya saçmalama ya. Ne takıldı kafana abi? Yok be, çok seviyorum ya bu şarkıyı ondan. Ya Allah aşkına. Bence parça için ağlamıyorsun da. Hani geçen bir manita vardı ya. İşte söz möz, nişan, evlilik falan düşünüyordun. Sonra 23 yaşındaki kız senden ev mi istedi, araba mı istedi. Sonra senin kızlar devreye girdiler. Kızı postaladılar falan. Bence ondan ağlıyorsun ama neyse, günahını da almayalım. Sonuçta hayat senin hayatın. Ya lan Türkiye'de ağlatmadığınız kimse kalmadı lan. Hı? Sanat camiasının içinden geçtiniz lan. Kim varsa ekmeğini yediniz lan. Herkes sizin tezgahınızdan geçti lan. Bu kadar insanı ağlattınız biraz da ağlayın değil mi canım? Değil mi? Biraz ağlaman gerekiyor yani sonuçta. O kim bilir kimin ahını aldılar. Kim bilir kimin duasını aldılar. Bilemeyiz sonuçta. Duygusal bir ortam. Benim tarihçi, yazar, gazeteci artık ne dersiniz bilmiyorum. Murat Bardakçı, Atatürk yeni bir devlet kurmadı. Devlet vardı, sadece rejim değişti demiş 1923 ile birlikte. İki Türk devleti vardır tarih boyunca. Biri Doğu Türk devletidir, biri Batı Türk devletidir. Doğu Türk devleti işte Göktürklerden, şuradan, ötekilerden gelir. Uygurlar, Özbekler, Timuriler sonra dağılmıştır. Batı Türk devleti devam etmiştir, hala devam ediyor. Osmanlı, yani Türkiye Cumhuriyeti ayrı bir devlet değildir efendim. Zaten 29 Ekim 1923'teki ilan
ilanı sırası, ilan nasıl yapıldığı malum. Anayasada bir madde değişikliği, madde ilavesi, yani 1920 Anayasası'na 29 Ekim akşamı madde ilave ediliyor, o da şudur. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti Cumhuriyet'tir. Zaten devlet var. Devlet zaten yeni bir devlet kurulmuyor. Devlet var, rejim belirleniyor, yeni rejim belirleniyor. Ne? Osmanlı Selçuklu'yu, Selçukluları reddetmedi. Üzerinde durmadılar, o zamanki tarih anlayışı başkaydı. Ama Osmanlı hükümdarının tahta çıktığı vakit kılıç kuşanması, efendim tablo alemde de davul çalınması falan Selçuklulardan ve hatta eski Türk devletlerinden gelen gelenektir. Bir de unutmayalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi adı Osmanlı değildir, Devlet Aliye'dir resmi adı. Ama Batı kaynaklarında 13. yüzyılın ortalarından yani 1200 sonlarına doğru 1280'lerden itibaren bu bölge hep Türkiye'ye geçmiştir. Şimdi Sevr Anlaşması'na bakalım. Sevr Anlaşması'nda Osmanlı İmparatorluğu denmez, Türkiye'dir. Lozan'da da Türkiye'dir. Zaten bu bir devamı. Devlet devam ediyor, rejim değişiyor. Aile değişiyor. Selçukliler, Osmanlı Selçuklulardan Osmanlılara geçişle hanedan değişmiştir. Devletidir. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte rejim, sistem değişmiştir ama devlet aynıdır. Çünkü o zaten Cumhuriyet'in o kuruluş kararı çok önemli, anayasa değişikliği. Devlet kurulu demiyor. Tekrar söyleyeyim efendim şeyi. Türkiye Devleti'nin şimdi hükümeti Cumhuriyet'tir diyor. Cumhuriyet'in ilanı budur. Tek cümledir. Zaten ortada bir devlet var. Sadece rejimi değiştirdi Atatürk diyor. Bunu da AKP'li arkadaşlar, Osmanlı sevdası çekenler, bakın işte siz Kemalistlerin zoruna gidecek bir video Murat Bardakçı şakır şakır anlatıyor diyorlar. Yani arkadaşlar, burada yanlış olan ne onu anlamadım. Bir de Kemalistlerin veya Atatürkçülerin, Atatürk'ü sevenlerin niye zoruna gitsin bu? Yani burada gene zorunuza gidecek olan bir şey varsa sizin zorunuza gidecek. Osmanlı, Osmanlı dediğiniz, padişahım dediğiniz kim varsa hepsini sürgün etmişler işte. Hepsi kaçmış çoluğuyla, çocuğuyla, tombalayla gitmişler. Yani rejim değişse ne olur, değişmese ne olur? Yani Osmanlı öyle bir hale gelmiş ki, yani o halde adamlar tekrardan yeni bir devlet kurmuş oluyor. Yani eski devleti kurtarmış oluyor. Yani sizin Osmanlı, Osmanlı dediğiniz, padişahım dediklerinizin elinden o devleti kurtarmak da zaten yeni bir devlet kurmaktır bebeğim. Yani illa bir devlet kurmak için gidip bir toprak parçasını alıp mızrağı saplayıp aha ben devlet kurdum demek değil. Veya gidip Yunanistan'ı fethedip ben artık Yunanistan'ı fethettim, adını Türkiye yaptım demek değil. Sen içeride büyük bir mücadele veriyorsun. Batmışsın, bitmişsin. Yani geçen bir kadın vardı, bulabilirsem videosunu paylaşayım. Osmanlı torunlarından, tabii işte padişah torunlarından bir tanesi. O diyor, iyi ki diyor Cumhuriyet kuruldu diyor. Hatta Murat Bardakçı'nın o programda konuğuydu yani. İyi ki Cumhuriyet kuruldu diyor. Durum çok kötüydü, çok vahimdi diyor. Yani Osmanlı torunlarından birisi bu. Neyini anlamadınız onu anlamadım yani. Ne var bunda? Niye millet buna üzülsün? Oo bu böyledir, şu şöyledir. Yani adamlar bu kötü gidişatı durdurmuşlar. Allah göstermesin bugün sonumuz. Bak Filistin, tamam mı? Bak Afganistan, bak Suriye. O Suriye'deki ne ediyor belirsiz tiplerin gelip ülkemize dolmasına bak. Heh, bunlar gibi olacaktı. Yönümüzü batıya dönmüşüz de Allah razı olsun, yönümüzü batıya döndürmüşler de bizi kurtarmışlar. Ya oturun kalkın dua edin. Yani şeriat gelsin diye bir tarafını yırtanlar var. Şeriat gelmeli, Allah'ın kanunları diyenler var. Tabii. Şeriat gelecek. Ve Allah'ın kanunları uygulanacak. Ya çok çok gerizekalı insanlar var ya. Ya şu ortamda, bak şu ortamda hukukun, adaletin kişiye özel kullanıldığı ortamda lan önünüzde sadece Dilan Polat, lan Dilan Polat örnek lan size. He?
5 milyon dolar rüşvetten bahsediliyor. Sen bugün git ekmek çal, ekmek çal, cezaevine atarlar. Kara para aklamadan tut da uyuşturucu, o biçim iddialar var. 5 milyon dolar rüşvet var. Hiçbirine bir şey olmuyor. Bu iddiaların olduğu bir ortamda hiçbirine bir şey olmuyor. Ama sen git ekmek çal, cezaevine girersin. Ya sen hala bu ortamda bak şu hukuku bile doğru düzgün uygulamayan insanların eline şeriatı verelim. Tamam mı? Bizi kırbaçlasınlar. Canları sıkıldığı zaman da kellemizi vursunlar. Ağzımıza tırıklasınlar diye ölüp ölüp diriliyorsun ya. Arada bir de dişlerin yıkasan çok oluyor da diş fırçası alacak, diş macunu alacaksa para da yoktur. Tabii. Misvak var lan. Misvakla arada şöyle bir sür. O dişlerindeki bir sigara lekesi gitsin ya. Ölmüşlerin hayrına ya. Bir de şeriat diyor. Ya Allah'ın kanunları. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Salakanaya ne anlatırsan anlat. Salakana salakanadır. Allah'ım ah. Allah'ım ah. Allah'ım ah. Allah'ım ah.